sen dene. Kayyu bütün hafta sahile inmeyi beklemişti. Ve sonunda cumartesi günü gelmişti. Hadi Kayyu, kahvaltını ne kadar çabuk bitirirsen o kadar çabuk yola çıkarız. Aa, tamam anne. Aa, al baba, bunu şişirebilir misin? Bitti. Hadi gidelim. Tamam. Odandan yanına almak istediklerini getir hadi. Yeni spor ayakkabılarımı giymek istiyorum. Tamam canım. Kayyu, bütün oyuncakları sahile götürmek istediğinden emin misin? Evet anne, eminim. Ayakkabılarımı bağlayabilir misin? Acele etmemiz gerekiyor. Bak sen artık büyük bir çocuksun, tamam mı? Kendi ayakkabılarını kendin bağlamaya ne dersin? Tamam. Gel bakalım, sana göstereceğim. Önce bir bağcı diğerinin üstüne koyup çekiyoruz. Sonra bir ağaç dediğimiz bir halka yapıyoruz. Diğer bağcık da tavşan. Tavşan mı dedin? Gerçekten mi? Evet. Ağacın etrafından koşup deliğine iner. Ve bak, ayakkabın bağlandı. Evet, şimdi de sen dene. Önce bir bağcık diğerinin üzerine. Hı-hı. Şimdi ağacı yap. Bu tavşan, o nereye koşar? Bu çok zor anne. Bir kere daha denemek ister misin? Kayyu artık denemek istemiyordu. Cırt cırt da eski ayakkabılarını giymeyi tercih ediyordu. O ayakkabıları giymede çok iyiydi. Hayır, ben eskilerini çok seviyorum anne. Hadi gidiyoruz Rosie, sahile ineceğiz. Al baba, hadi. Ben bunları arabaya koyarken Rosie'ye göz kulak ol. Ayakkabıların artık sana küçük geliyor. Hadi yenilerini giydireyim sana. İlk seferde ayakkabılarını bağlamayı öğrenememen çok normal hayatım. İstediğin zaman tekrar deneriz. Biliyorum anne, evet. Olamaz. Düştüm baba. Evet, gördüm canım. İyi misin peki? Dur, bak bu yüzden düşmüşsün. Ayakkabıların bağlı değil. Kendim yapabilirim bunu. Annem bana gösterdi. Harika, bana gösterebilir misin? Tabii. Bu ağaç ve bu tavşan ağacı çıkar ve sonra böyle etrafından geçer. Hatırladığım kadarıyla tavşan ağacın etrafından koşup deliğine iner. Neden bir kere daha denemiyorsun? Kayyu annesinin ona bağcık konusunda öğrettiklerini hatırlamıyordu. Babasının bağlamasını istiyordu. Bana yardım et baba, hadi. Kayyu dünyanın en büyük kumdan şatosunu yapmaya karar verdi. Anne ve babasına ne kadar büyük bir şato yapabildiğini gösterecekti. Rosie yapmak. Ve Kayyu küçük kardeşine kumdan şato yapmak hakkında her şeyi öğretmek istiyordu. Havayı kumla dolduruyorsun, baş aşağı çeviriyorsun ve çıkarıyorsun. Gördün mü? Şimdi de sen dene Rosie, hadi. Kayyu. Gitme zamanı. Tamam baba, geliyorum. Aa, olamaz. Tavşan ağacın etrafından geçer. Aa, birileri oyalanıyor. Onu getireyim, hemen gelirim. Sonra tavşan deliğine girer. Ah Kayyu, eve gitmemiz gerekiyor. Tamam ama bağcıklarım açıldı baba. Bırak ben bağlayayım, sonra arabada çalışırsın, olur mu? Hayır baba, ben yapmak istiyorum. Tamam, o zaman yardım edeyim. Tavşan ağacın etrafından geçip deliğine iner. Tamam, şimdi çekin.